programının kıymetli takip edicileri, de bu haftaki programımıza 16. sözün 4. şurasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-i meratibe ve terakkiyat-ı maneviye ve cüz'iyattan devaid-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Bu ifadelerin izahını alabilir miyiz hocam? Önceki programla ilgisi var değil mi bu sorunun? Orada namaz mümini miracıdır hadis-i şerif üzerinde konuşulmuştu. Evet. Burada da tekrar okuyalım soruyu. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe. Şimdi evet sonra? Ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devaid-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Yani Miraç'la yine ilgili namaz müminin miracıdır buyuruyor ya, onunla ilgili. Sanki her bir tekbirde bir mümin kat-ı meratip ediyor. Evet. Yani Evliyaullah'ın manen terakkileri var ya, kat-ı meratip, seyri sülükleri var. Evet. Sanki bir seyri sülük gibi namaz diyor Üstad yani burada. Yani o mana, ifade öyle kullanmıyor ama kat-ı meratip etmek deyince o akla geliyor. Sanki bir veli nasıl manen terakki ediyede daha yüksek makamlara çıkıyorsa, değil mi? Evet. Nefs-i emareden başlık diyelim, nefs-i levvame, ta nefs-i marziyeye kadar çıkıyorsa, nefs-i kamileye kadar. Burada sanki namazda da bir mümin her tekbir getirdikçe bir mertebe daha kat etmiş oluyor manen sanki. Bir ona benzetmiş oldu. Bir de işte Miraç yolculuğunda sanki Resulullah Efendimiz bir sema tabakası daha geçti. Orada başka harikalar gördü. Orada da Cenab-ı Hakk'ın azametine karşı tekbir getirdi. Sanki bir sema tabakası daha geçti ondan sonra. Bir daha geçti. Yani hem evliyanın, büyük zatların seyri sülüklerine hem de Resulullah Efendimiz'in Miraç yolculuğundaki terakkilerine sanki işaret gibi oluyor beş vakit namaz. Evet. Yani her bir tekbir Üstad buna benzetti. Evet. Ve külleşiyor sürekli. İnşallah öyle namaz Cenab-ı Hak bize nasip etsin de. Evet. Tabi Üstad kendi namazını anlatıyor ve büyüklerin namazını anlatıyor. Ve namazın hakikatini. Hakikatini anlatıyor. Biz de o hakikati ne kadar yanaşabilirsek inşallah. İnşallah. Üstad diyor ya, hurma çekirdeğinin hurma ağacına kadar nasıl mertebede varsa namazda da öyle mertebeler var. Bu hakikati bu yani. Evet. Yani namaz, hakiki namaz bu yani. Allah kabul etsin. Müzikte namaz. Şartları yine getirdik mi? İnşallah. Hani. Ondan bir hissemiz olur. Hissemiz oluyor. Çünkü namazın efendim söyleyeyim, kabul olmasının şartları belli. Değil mi? Namazı bozan şeyler belli. Onlara riayet ettik mi? Namazın farzını, vaciplerini riayet ettik mi? Yani şeriat zahir hükmede. Zahirde namazımız inşallah oldu mu o şeyden kurtuluyoruz inşallah. Mesuliyetten yani. Evet. Görev yapmış oluyoruz. Hem de yapmama sorumluluğundan kurtulmuş oluyoruz. Ama işte sana gibi çekirdekten ağaca kadar, zerreden şemse kadar her dereceler var. O hakikatte ne kadar ilerleyebilirsek. Evet. Yani inşallah. Üstadımızın müjdesi var yani, inşallah ferden bu işte fazla şey yapamazsak da yine gücümüzü kullanacağız da. Çünkü o zaman da diyor amel-i salih ihlasa muvaffakiyeti pek azdır diyor. Zor yani. Binler günah hücum ediyor. Manevi hava bozuluyor diyor. Bunları şunun için söylüyorum. Yani bazen insan YS'e düşüyor da bazı gençlere de muhatap oluyoruz. Diyor ya işte falan büyük zaten menkıbelerini okudum. İşte bizimki de namaz mı falan? Bizimki de namaz. Ama onunki çok ileri bir namaz ama bizimki de namaz. Evet. Ona yeyse gerek yok. İşte inşallah buradaki noksanımızı, ustanın müjdesi var. Şahs-ı maneviye dahil olduk mu, bütün dünyadaki Müslümanlarla beraber, nur tabiri beraber hizmet ediyoruz değil mi? Evet. Yani nasıl cemaat namazında efendim söyleyeyim, alınan 27 kat ya 25 kat sevap herkes aynen intikal ediyorsa değil mi, bölümlü olmaksızın cemaatle hizmette de bu mananın olduğunu Üstad ifade etmiş oluyor. Yani Üstad'ın kendi dahil kıyamete kadar gelecek bütün nur terbelerinin inşallah sevaplarından bir kat da bizim aynemize inşallah inikas edecek. İnşallah. O ümidimiz orada. Mesela bizim şahsi namazlarımız bu asırda tabii bu manadan Allah kabul etsin inşallah.
uzak görünse bile yine şeye devam. Değil mi? Evet. İbadete devam, çünkü evet, namazı bozan şeyler olmadı mı namaz tamamdır. Evet. Ama kamil namaz mı da ayrı mesele. Evet. İşte o noksanı inşallah bu şahs-ı manevinin himmeti, sevapların bize inikası inşallah o açığı biraz kapatır inşallah diye dua ediyoruz. Evet. İnşallah. Ve devamında marifetimizin haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Bu tekbir. Yani tekbirin bir çok güzel tarifi bu yani. Yani niye tekbir getiriyoruz? Allahu Ekber ne demek? Hani Allah'ın kudreti, azameti, sıfatları her şeyden ziyade büyüktür. Evet. Yani biz ne kadar kudret tasavvur etsek Allah'ın kudreti ondan çok öteye büyüktür. Değil mi? Evet. Ne kadar ilim tasavvur etsek, yani Cenab-ı Hakk'ın ilmini ne kadar tasavvur etsek öyle diyelim. Cenab-ı Hak ondan, Allah'ın ilmi ondan çok öte büyüktür. Rahmet, merhamet olarak biz Cenab-ı Hak hakkında ne tasavvur etsek, ne hayal etsek Allah'ın rahmeti ondan çok öteye büyüktür. Allah-u Ekber'in manası bu. Biz onun marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının, kemale birkaç misal vermiş oldum. Onun kemalinin azametini biz idrak edemeyiz. Ne rahmetinin, ne ilminin, ne kudretinin, değil mi? Evet. Bu idrak edemeyizimizi tekbirle ifade ediyoruz. Yani Allah-u Ekber, Allah en büyüktür ve çok büyüktür derken bir şeyle mukayese değil yani. Evet. Marifetimiz haricindeki bizim Allah'ın sıfatları hakkında zaten zatını bilemeyiz. Marifetimiz nereye ulaşıyorsa Allah-u Ekber deyince Cenab-ı Hak ondan çok öte büyüktür diyeceğiz. Zaten öyle. Çünkü bizim aklımız sınırlı, her şeyimiz sınırlı. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları sonsuz. Matematik kaydıdır bu yani. Sınırlı sonsuzu ihate edemez, değil mi? Evet. İçine alamaz. Dolayısıyla tekbirin çok güzel bir tarifi bu. Marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanı yani. Allah'ın kemalatını, büyüklüğünü tekbirle ifade ediyoruz. Onun büyüklüğünü anlayamayacağımızı da tekbirle ifade etmiş oluyoruz. Evet. Evet. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasına karşı nefis ve şeytanın vesvesesine karşı da Üstad diyor, hakiki cevabı tekbirdir. Tekbirdir. Evet. İşte hacda pek kesretli Allahu Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü hac-ı şerif bil asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yer mi mahsusta, ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur, öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa kat-ı meratip etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-i Azim'i ünvanıyla Rabbine mütevezzihtir. Bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir. Bu paragrafın izahını alabilir miyiz hocam? Şimdi hacda külli bir ibadet değil mi buyurdu Üstad? Evet. Var. Yani hacı şerif bir insan ne kadar âmi de olsa hacda felak etmiş bir veli gibi mi buyurdu? Evet. Şimdi bu az önce örnek verdik ya, beş cemaatle kılınan namaz. Cemaatle kılınan namazda hasıl olan sevap 25 veya 27 deniyor. Bu herkese aynen yazılıyor dedik. Bunun bir ilerisi diyelim işte bayram namazları, bir ilerisi işte küsuf küsuf namazları, efendim söyleyeyim yağmur namazı gibi topluluk kılınan namazlarda bu mana daha hakim oluyor. Hacda en ileri derecesi bunun söz konusu. Çünkü hacda bütün dünyanın her tarafından gelen insanlar orada efendim söyleyeyim birlikte ibadet ediyorlar. Yani teşrif atılmasın sanki Kadir Gecesi gibi. Yani o gecenin nasıl bir müstesna durumu varsa, değil mi? Evet. Başka zaman kılınan namazla hacda kılınan namaz arasında o kadar büyük fark var yani. Bir âmi de olsa diyor, veli gibi diyor orada bir de mertebe kazanıyor. Bir Rabb-i Azim'in bir tabir geçti de orada. Umum aktar arzın Rabb-i Azim'in ünvanıyla Rabbine mütevezzihtir. Mesela biz bir şehirde namaz kıldığımız zaman o şehrin Rabbi ne teveccüh etmiş oluyoruz. Tek başımıza namaz kıldığımız zaman, değil mi, Rabbimize, kendi Rabbimize teveccüh etmiş oluyoruz. Evet. 5-10 kişi bir araya gelip namaz kıldığımız zaman, değil mi, İşte o kişinin Rabbine teveccüh etmiş oluyoruz. Değil mi? Ama hacda bütün kürri arzın Rabbi ünvanıyla namaz kılınıyor. Çünkü dünyanın her tarafına gelen insanlar orada Allah'a ibadet ediyorlar.
Tabii o ciheti çok önemli. Bir de işte malum Kabe ilk mescidi dünyanın, yani kainat insan ibadet için yaratılmış. Dünya da ibadet için kurulmuş ve dünyanın ilk mescidi Kabe. Ve yıllarca, asırlarca işte orada putlara tapılmış, değil mi? İçerisi put doldurulmuş ve putlara tapılmış. Şimdi dünyanın her tarafına gelen Müslümanlar sanki işte tapılacak olan, ibadete layık olan ancak Allah'tır deyip bu manayı topluca yad ediyorlar. Kabe tarafında, efendim söyleyeyim, Peygamberimizin öğrettiği tarzda tavaf yapıyorlar, değil mi? Evet. Yani bundan bir defa en çok Kabe memnun oluyor. Kabe'nin kendi memnun oluyor yani manen. Evet. Değil mi? Etrafında işte uygunsuz kıyafetlerle müşriklerin dolaşması nere? Evet. İçinde putların dolu olması nere? Şimdi dünyanın her tarafında Müslümanlar gelmişler. Allah ibadet ediyorlar ve Peygamberimizin talimi üzere tavaf yapıyorlar. Bir de işte bu aynı zamanda Küre-i Arz'ın da büyük bir şerefi oluyor yani. Değil mi? Küre-i Arz sanki şeyde tavaf yapıyor. Kabe etrafında. Evet. Değil mi? Hayalen baktık mı? Dünyanın her tarafına gelen insanlar tavaf ediyorlar Kabe'yi. Sanki dünya tavaf yapıyor gibi. Değil mi? İşte bu mana çok önemli. İşte bu manadan her hacının hissesi oluyormuş yani. Amid olsa bir veli gibi hissesi oluyormuş bu manadan. Küre-i Arz'ın Rabbi ünvanıyla. Evet. Bu. Bir de önceki haftalarda geçti ya, cezbe lütuf olmazsa çok seneler lazım diye, burada da aynı mana geçti. Nasıl ki bir nefet bayram gibi bir yer mi mahsusta, Ferik dairesinde bir Ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Hacı da o mana. Evet. Sanki Allah'ın davetine icabet ediliyor. Ama Küre-i Arz'ın Rabbi ünvanıyla Allah'ın daveti. Evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla o davette ona göre hediyeler olur yani. Evet. Yani Küre-i Arz'ın Rabbi ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ın yaptığı lütuf başkadır. Değil mi? Bir şehrin Rabbi ünvanıyla başkadır. Bir insanın Rabbi ünvanıyla yaptığı lütuf başkadır, değil mi? Evet. Yani artık onu ölçemeyiz biz yani. Küre-i Arz'ın Rabbi ünvanıyla olunca lütuf da ona göre çok artıyor. İşte o zaman bir nefer Ferik'le, bir padişahla görüşen, daha önce Ferik görüşürken, paşalar görüşürken padişahla, vezirler görüşürken, bayram günde herkes görüşebiliyor ya. Evet. Sanki işte o manada oluyor her hacı, manevi terakkisi yani. Evet. Yani Kadir gecesine ve emsal gecelere teşbih ettiniz ya, Üstad Hazretleri bunu Ramazan esnasında şey yapıyor. Nasıl ki diyor, bir padişah kanunu saltanatında diyor, bazı mahsus günleri diyor, tayin etmiştir yapar diyor yani. İşte ne yapar? İşte o günde ayetini hususi iltifatına mazhar eder. Ummu kanunu değil, evet. Hususi kanunu. Burada da hacı da hususi kanunu, evet, işliyor işte. Evet. O hususiyetten bir âmi veri gibi oluyor. Evet. İbadet yönünde. Evet. İşte şeair-i İslamiye'nin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırlandır. Bu cümlenin izahını alabilir miyiz hocam? İşte bu toplu ibadetin ehemmiyetini Üstad vurguladı ya, evet, hacıda. Küre-i Arz'ın Rabbi ünvanıyla. Şairlerde de bu mana var yani. Şairlerde de. Çünkü şair, İslam şiarı olan, İslam alemeti olan bütün ibadetleri. Namaz da şairdendir, oruç da şairdendir. Değil mi? Daha çok şair deyince önce aklımıza ezan gelir yani. Yani bir beldede ezan okundu mu o bir alemettir ki burası İslam diyarıdır. Evet. Değil mi? Nasıl öyleyse bir şairi de sünnet kabilinden de olsa Küre-i Arz'ın tümünde Müslümanlar işledilir mi? Yani dünyanın her tarafına gelen Müslümanların hacda ibadetleri nasıl büyük bir ehemmiyet kazanıyorsa, evet, yani sünnet kabilinden de olsa bir şairi bütün Müslümanlar işliyorlar. Mesela nedir diyelim bir şair? Yemeğe diyelim besmele ile başlamak. Değil mi? Evet. Dünyanın her tarafında Müslümanlar yemek yerken besmele ile başlıyorlar. Burada muazzam bir mana hasıl oluyor yani. Cemaat sevabı gibi sanki. Evet. Değil mi? Veya dünyanın her tarafındaki Müslümanlar işte cumalarına gidiyorlar işte, efendim söyleyeyim. Namazlarını kılıyor, oruçlarını tutuyorlar. Yani orada bir cemaat şairi uymada bir cemaat sevabı gibi bir mana var sanki. Onu statüsü şey yapıyor. Evet. Sünnet dahi olsa şair olunca İslam alameti oluyor. Onu Müslüman olduğuna delalet ediyor şair uymak. Evet. Bunu herkesin yapmasıyla bir cemaat sevabı gibi bir mana hasıl oluyor. Evet. Sünnet kabilinden dahi olsa diyor. Ehmeti bu sırada anlaşılır. İşte âmi bir kimsenin hacı veli sevabı olması gibi oluyor o da. Evet. Hem de dediğiniz gibi cemaata teşvik eden ayetler, hadisler de var. Tabii. Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir.
Evet. Peygamberimiz buyuruyor. Yine ayet-i kerimede hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldınız buyuruyor. İlahir çok ayet var bu manada. Evet. 16. sözün sonuna ilave edilen ayetlerin ve Arabi ibadelerin ve duaların meallerini öğrenebilir miyiz? Tek tek okuyacaksınız ki ayeti. Birinci Arabi ibadet Sübhane men ceala hazainuhu beynel kâfi ve nun. Sübhane men. Yani biz o kimseyi, o zat-ı alayı tesbih ederiz ki, yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. Noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hakk'ı ha? Öyle bir zattır ki yani. Ceala hazainuhu. Hazinelerini kıldı ha. Beynel kâfi ve nun. Hazinelerini kâfi ve nun arasında kıldı yani. Onlardan yarattı. Evet. Teşbih yani kün emri. Evet. Kün emriyle hazinelerini Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yaratıyor, sergiliyor yani hazinelerinde olan. Diyelim rezzak ismi bir hazine. Değil mi? Evet. Rızıklara ol dedi mi rızıklar ortaya çıkıyor. Diyelim muhiy ismi bir hazine. Bu bir teşbih yani. Cenab-ı Hakk'ın esmasına, isimlerine nasıl deniyor? Künuz-u mahfiye. Künuz-u mahfiye deniyor. He. Tekili kendisi hafi. Tek. Gizli hazine her isim. Evet. Bütün isimler künuz-u mahfiye, gizli hazineler. Bu tabi mecazi bir mana. Sanki Allah'ın Rezzak ismi bir hazine. Bütün rızıklar oradan akıyor. Evet. Değil mi? Neyle akıyor? Kün emriyle. Rızıklar ol dedi mi rızıklar akıyor. Muhi ismi bir hazine. Muhi, hayat verici. O da bir hazine. Hayat yaratmayı irade etti mi kün emriyle o zaman hayatlar akıyor. Evet. Değil mi? Baharda, her baharda görüyoruz. Bir cihet rızık akıyor dünyaya, bir cihet hayat akıyor değil mi? Evet. Nereden geliyor bu kadar karıncanın hayatı, bu kadar böceğin hayatı, bu kadar sineğin hayatı değil mi? Hazineden geliyor. Hangi hazineden? Muhi isminden. O hazineden geliyor. İşte bütün yarattığı mahlukat kat kafının tezgahı diyoruz. Burada hazine geçiyor. Kün emriyle yaratan Cenab-ı Hak bütün 90 sıfatlardan münezzehtir manasına. Ayet-i kerime. Az önce ifade ettiğiniz gibi ikinci mertebe nuriye hasbiyede diyoruz. Kafunun tezgahından o kadar kolaydır ki Kur'an der, Halık der, emreder yapılır. Sanki, evet. Sanki diyor. Evet. Evet. Birinci ayet o. İkinci. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turcaun. Burada yine Cenab-ı Hakk'ın 90 sıfatlarını tenzih ediyoruz. Evet. Öyle bir Cenab-ı Hak ki işte biyedihi melekütü külli. Her şey melekütü onun elinde. İç yüzü. Evet. Ve buna dedim ki geçen de söyledik. Hükümranlık, hakimiyet manası veriliyor melekuta. Evet. Yani her şeyin hakimiyeti, hükümranlığı, saltanatı onun elinde olan Cenab-ı Hakk'ın 90 sıfatlarını tenzih ediyoruz evet. Bu ayetle. Üçüncü olarak Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bu malum işte meleklerin lisaniyle Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak bize naklediyor bu ayeti. Adem babamızda imtihan olunur ya. Evet. Esma, talim esmada isimleri saymakta ve bilmekte yahut mahlukatın. İşte orada şey yapınca melekler sayamayınca Adem Aleyhisselam ifade ediyor bunu. Evet. Melekler bunun üzerine bu ayeti okuyorlar. Sübhaneke la ilme lana. Biz senin 90 sıfatlarını tenzih ederiz. Sübhaneke o demek. La ilme lana. Bizim ilmimiz yoktur. Bizim için ilim denen şey yoktur yani. Ancak ne vardır? İlle me allemtene. Sen bize ne öğretmişsen. Evet. Ancak o vardır. Sen öğrettiğin dışında bizim ilimden nasibimiz yoktur. Senin 90 sıfatlarını tenzih ederiz. Diye acizlerini ifade ediyorlar orada. Evet. Hem de Allah'a tesbih ediyorlar. Evet. Ayet ona dair. Evet. Dördüncü olarak Rabbena la tuahidna innesine vaktana. Bir dua ayeti. La tuahidna bizi muahize etme yani şey yapma, perişan etme, azaplandırma. Evet. La tuahidna. Ey Rabbimiz, şayet unutursak, unutarak bir hata yaparsak. Evet. Yahut hataen bilerek nefsimize uyarak bir hata işlersek. Evet. Her iki halde de bizi muahaze etme, evet. Azaplandırma diye bir dua. Rabbena la tuğdu gulubana ba'de iz hedeytene ve hablene min nedünke rahme inneke entel vehhab. Bu da yine bir dua ayeti. Evet. Nasıl da bir daha başlayacağım. Rabbena la tuğdu gulubana. Yani kalplerimizi kaydırma. Evet. Bizi kaydırmak yani. Kalplerimizi kaydırma. Neden sonra? Ba'de iz hedeytene. Hidayete ermemizden sonra tekrar kalplerimizin kaymaması için, dalalete düşmemesi için Cenab-ı Hakk'a şey yapıyoruz. Yalvarıyoruz ki Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytene
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ bize hab, yani hibe et, lütfet, rahmetin min ledünke katından bize lütuflarda bulun. Evet. İnneke ente var. Sen vehhabsın muhakkak ki. Evet. Sonunda da bir salavat var. Ve salli ve selim ala Resulükel Ekrem. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Mahtar-ı ismikel azam. İsmi azama sorulun Peygamberimize. Ve ala alihi ve sahbihi. Aile ashabına da sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ihvanihi. İhvani diğer peygamberler. Diğer evet. peygamberlere de sallallahu aleyhi ve sellem. Ve etbaihi. Tabilerine de, bütün müminlere de. Amin ya Erhamer Rahim. Amin. Ağzınıza sağlık hocam. Sizin de. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta inşallah 16. sözle ilgili son programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.